zincir tekniğini göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Birkaç versiyonu var aslında. Malakamızın üzerinde omurga düğümünü oluşturalım. Şu şekilde geriye katladığımız düğümü malakamızın içerisinden geçirip oluşturduğumuz iki paralelin üzerinde eşit aralıklı olmak üzere istediğimiz sayıda tepe sayısını oluşturuyoruz. Şu şekilde iğnenin arkasında ipliğimiz olmak üzere iğnemizi geçirdik, çektik. Bir, ben 4 tepeli bir atım için tepe oluşturacağım. 2, 3 ve 4. başladığım ipin hemen önünden girerek tamamlıyorum 4 tepemi. Aralıklarımı eşitleyerek düzenliyorum. Ve döngülü zincirime başlıyorum. Döngülü zincirde çıktığım ipin yanındaki paralelinden değil, bir sonraki paralelinden gireceğim. Yani sağının birinci ipinin altından ve bir sonraki paralelin ikinci ipinin altından çıkıyorum. Şu şekilde. Üste alıyorum ipimi. İğnemin arkasında kalacak şekilde yine sağındaki paralelinin birinci ipinden giriyorum. İkinci ipten çıkıyorum. Şu şekilde tepelerimi oturtuyorum düzgünce. Yine şu şekilde ipimi alarak zincirimi bu şekilde örerek devam ediyorum. Böyle tepelerimi oturtuyorum. Bu sola doğru bir döngü. Eğer sağa doğru bir döngü oluşturmak istersem yine ipimin çıktığı paralelin sağından olmak üzere ikinci paralelinden giriyorum ve ipliğim altta olmak üzere boşluktan çıkıyorum. 2'den 0'a tekniğiyle yine döngülü zincirimi örebiliyorum. Daha fazla döngü için 3'den 0'a giriyorum. Daha çok döngü için 4'ten 0'a girerek döngülü zincir tekniklerimi oluşturabiliyorum.